Masallar hakkındaki en büyük olgu, farklı yaşlarda okuduğumuz zaman farklı şeyler hissedebileceğimiz ve yaşımıza göre dersler çıkaracağımızdır. Şahsen ben de böyle hissedenler arasındayım. Kendi kültürümüzde Nasreddin Hoca, Dede Korkut veya yabancı kültürde Alice Harikalar Diyarı, La Fontaine bizim bildiğimiz masallar. Ama bugün elimizde bambaşka bir masal var. Bakalım bu masalımızda, bu yetişkin halimizde farklı şeyler anlayabilecek miyiz? Ya da masum bir şekilde bu masalın çocukluk anılarımızda kalmasını mı yeğleyeceğiz? Sevgili Mitrenliler, tekrardan hoş geldiniz. Bugün Frank Baum'un Amerika'nın da ilk orijinal masalı sayılan Oz Büyücüsü'nü inceleyeceğiz. Eğer buraya ilk defa geliyorsanız, kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız, her hafta bunun gibi kitap incelemeleri veya kitaplarla ilgili videolar çekmekteyiz. Bu yüzden aşağıda bulunan abone ol butonuna basmayı, bir de zile tıklatmayı unutmayın. Hikayemiz, Kansas'ta yaşayan Dorothy'nin köpeği Toto ile birlikte bir kasırga esnasında büyülü Oz diyarına düşmesiyle başlar. Bizim Dorothy yanlışlıkla o diyarda yaşayan dört büyük cadıdan biri olan ve kötülerinden de biri olan Doğu cadısını yanlışlıkla öldürür. Daha başına neyin geldiğini anlamayan Dorothy'nin amacı tekrardan Kansas'a dönmek, amcası ve yengesine kavuşmaktır. Dorothy yanlışlıkla Doğu cadısını öldürdükten sonra Kuzey cadısıyla karşılaşır. Ancak Doğu cadısından ayrı olarak Kuzey cadısı bu diyardaki cadıların iyi tarafındadır. Doğu cadısından kalan ayakkabılarla birlikte Kuzey cadısının öpücüğünü alarak buradan kurtulmanın tek yolu olan Oz büyücüsüne doğru yol alır. Yolculuğu esnasında bence hepinizin de aşina olduğu cesaret arayan aslan, hayattaki en önemli şeyin bir beyin olduğunu düşünen korkuluk ve sevdiği kadına tekrardan aşık olmak isteyen, bunun içinde bir kalp arayan teneke adamla yollara düşer. Hepsinin amacı bu eksikliklerini Oz diyarının en büyük büyücüsü ve bu diyara ismi veren Oz'un yanında bulmaktır. Ama şimdi gidelim kitabı nasıl bulduğuma. Eğer bu kitabı sade bir okumayla okusaydım veya üzerine çok fazla düşünmeseydim, bu kitabı içimizi ısıtan bir çocuk romanı olarak değerlendirebilirdim. Ama madem siz de buradasınız, bakalım bir yetişkinin gözünden kitabı incelediğimiz, didik didik yaptığımız zaman içerisinden neler çıkıyor. İlk olarak bu öykü bir yolculuk öyküsü. Yolda kendini bulma ve aynı zamanda bir masal olsa bile Oz gibi insanların ne siyah ne beyaz olduğunu, insanların gri tonlarda olduğunu anlatan bir öykü. İçimizdeki potansiyellerin farkına varma ve evin ne olduğunu anlatan bir öykü. Şimdi gelelim karakter analizine. Biraz kitaptan bahsettik zaten, konuştuk üzerine. En önemli kısım bence karakter analizi. Aslan'dan başlayalım isterseniz. Bizim Aslan'ın en büyük sıkıntısı neydi? Korkak olması, değil mi? Peki kitapta siz de fark ettiyseniz, ölümüne dövüşen, düşmanların önünü atlayan kimdi? Bizim Aslan. Peki bir beyni olmadığı için kendini aptal zanneden bir de korkuluğumuz vardı, değil mi? Tüm planları yapan, ekibi sayısız kere türlü zorluklardan çıkaran ve bu planları yapan kimdi? Bizim korkuluk. Teneke adamı da hatırlarsanız onun bir kalbi yoktu. Bu yüzden sevdiği kadını kavuşamıyordu. Ama bir böceği ezdiği zaman kalbi sızlayan kimdi? Kalbi sızladıktan sonra ağladığı için paslanan kimdi? Bizim teneke adam. Kaldı elimizde Oz ve Dorothy. Zaten bunlar ana karakterler. Oz başlı başına bir olgu. Onu 2-3 kısımda inceleyeceğiz. Bu kadar eksikliklerinden ve yolda geçen maceralardan bahsettim ya, siz sanıyorsunuz ki şimdi bu kahramanlarımız yol boyunca kendilerini keşfettiler, bu özelliklerini falan fark ettiler ve kitabın sonu böylece mutlu bitti. Hayır, kitabın sonu böyle bitmedi. Bunlar bu kadar macera geçirdikten sonra bir şarlatan olan ama bence yani bana göre iyi kalpli olan Oz'un yanına geldiler. Oz kendilerine şunu söyledi. Yani ben biraz halk ağzıyla konuşacağım da arkadaşlar dedi, yani bunlar zaten sizde var. Yani niye geldiniz? Adamlar illa diresiyor. Diyor ki kardeşim biz bunları istiyoruz. Hatta bunu da Oz'un bir şarlatan olduğunu fark ettikten sonra istediler. İşin ilginci. Oz kabul etti. Elinden ne gelir dedi. Ve gerçekten de sahte de olsa onlara yapay bir şekilde bu istediklerini verdi. Biz yan karakterlerden bahsettik değil mi? Ama şimdi ana karakterimiz Kansas'tan gelen Dorothy var. Dorothy'nin böyle bir eksikliği yok. Beyni var, kalbi var, seviyor. Aklı var, çalışıyor. Dorothy'nin eksikliği neydi? Tamamen kitabın ana konulardan biri olan ev hasreti. Dorothy ilk başta kitapta hatırlarsanız böyle bir çöl tarzı bir Kansas tasviri vardı. Ve amcası, yengesi kendisiyle çok da fazla ilgilenmiyordu açıkçası. Peki Oz diyarında, bu büyülü dünyada kitabın sonunda bir prenses oluyor. Daha doğrusu bu diyarı yönetebilecek bir hale geliyor. Peki neden bu kadar
gücü elde ettikten sonra, bu kadar mutluluğu ve bu kadar sevgiyi elde ettikten sonra neden o kurak, ıssız ve kendisiyle ilgilenilmeyen Kansas'a geri dönmek istiyor? Aslında mesele gayet basit. Dönemin kitaplarına baktığımız zaman tüm çocuk kitapları aslında bir temayı işliyor. Ev hasreti. Frank Baum da bundan geri kalır yanı yok. Bize şunu anlatmak istiyor. Ev dediğimiz şey sadece huzur, sadece mutluluk veya bunun dışında kalan güzel şeyler değildir. Ev dediğimiz olay bambaşka bir olgu, kelimelerle sınırlandıramadığımız bir olgudur. Dorothy'nin gözünden biz bunları gördük. Aynı zamanda Dorothy bizim kitabımızda bu büyülü diyarda bizim gözümüz oldu. Diğerlerin hepsi bir büyülü gücü sahipken, farklı şekilde yaratılmışken Dorothy sizin, benim gibi bir insandı. Kitabı bu yüzden biz Dorothy'nin gözünden okuduk. Biz aslında Dorothy'ydik. Bir nevi diyebiliriz. Her şeyin yeşil olduğu ve kitaptaki en büyük gizemlerden birisi kudretli Oz büyücüsü. Ama ben burada Oz'a farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Farkındaysanız bir çocuk romanında neler vardır? İyiler vardır, kötüler vardır. Peki sizce Oz bunlardan hangisi? Ben size söyleyeyim. Oz bunlardan hiçbiri değil. Oz, bu alanların içerisinde kalan, gri bölgede kalan bir karakter aslında. Bana göre Dorothy'den daha gerçekçi bir karakter de diyebilirim. Bizim Oz, yıllar önce bu gizemli diyara bir balon sayesinde gelmiş. Bir balon havalanmış, balonu kontrol edememiş ve yanlışlıkla Oz diyarını düşmüş. Yukarıdan bir insanın geldiğini gören halk onu çok kudretli, çok güçlü bir büyücü zannetmiş. Oz bu durumu kullanmış. Zaten mesleği de sihirbazlık. Düşünebiliyor musunuz? Balondan inen bir adam büyük bir krallık kuruyor. Bizim Dorothy geldiği zaman bu diyara gerçekten bir cadı olan ve büyücü olan Kuzey Cadısı onu sahte bir büyücü olan Oz'a yönlendiriyor. Yani buradan Oz'un nasıl bir krallık kurduğunu ve insanlar üzerinde etkisini anlayabilirsiniz. Peki Oz bunu nasıl başarmış? İlk olarak en büyük illüzyonlardan birini yapmış. Tüm şehri yeşile boyadığını, kudretli bir yeşil taştan yaptığını iddia etmiş. Oysa ki ne bir yeşil var, ne kudretli bir taş var. Bunu tüm halka, tüm hayvanlara dağıttığı bir gözlük sayesinde başarmış. Böylelikle tüm halk tüm şehri yeşil olarak görüyor ve gözlük takmayanların kör olacağını, Oz'un kudretinden etkileneceğini düşünüyor. İkinci numara ise tanrısallık figürü. Oz'u gören yok. Oz'la konuşan yok. Oz'un kendi muhafızı bile Oz'u gördüğünü hatırlamıyor bile. Yani Oz görünmez bir perde arkasından tüm halkı yönetiyor ve insanlara korkunç, dehşetli bir hükümdar motifi sunuyor. Bu kadar şeyden bahsettikten sonra sizin ve benim aklıma gelen ilk şey nedir sizce? Oz'un kötü biri olduğu değil mi? Hayır. Oz'un şehrinde yaşayan insanlar aslında gayet mutlu. Refah içerisinde, mutluluk içerisinde yaşıyorlar. Aynı zamanda Oz, kötü olan Doğu ve Batı cadısına karşı da bir tehdit. Böylelikle bu cadılar istediği gibi bu diyarda at koşturamıyor. Biraz bencilce olacak ama bizim kahramanlarımızı da diğer kötü olan cadı, yani Batı cadısını yönlendirerek bu diyarı diğer bir tehditten de temizledi. Ha bu ne kadar etik olur, o tartışılır. Ama benim Oz'un insan oluşuyla ilgili dikkatimi çeken bir diğer nokta ise tam olarak şurada. Hatırlarsanız bizim karakterlerimiz heyecanlı bir şekilde büyük maceralar atlatarak Oz şehrine geldi. Ve talepkar bir şekilde Oz'u görmek istediklerini söylediler. Uğraştılar, didindiler ama bir şekilde Oz'u görmeye başardılar. Oz her zamanki gibi bir perdenin arkasındaydı. Kahramanlarımızın belirli korkuları vardı. Mesela bizim korkuluk sizce neden korkar? Zaten kitapta da kendisi de söylüyordu. Yanmaktan korkar. Oysa ki ateş topu aslanın karşısına çıkmıştı. Teneke adamın en büyük arzusu neydi? Sevmek, sevilmek, güzel bir kadın. Ama karşısına çıkan korkunç bir canavardı. Oysa bizim bildiğimiz aslan aralarında en korkak olanı ve bu canavar onun karşısına çıkmalıydı. Bu da olmadı. Diğerlerinden bahsetmeyeceğim. Anlayacağınız Oz, sizin benim gibi bir insan sadece hayatta kalmaya çalışıyordu. Kitabın en sonuna geldiğimiz zaman kahramanlarımız büyük maceralar atlattı. En sonunda Oz'un dileğini gerçekleştirdi. Ve ödüllerini almak için tekrardan Oz'un yanına geldiler. Oz'un gerçek yüzü ortaya çıktı. Kahramanlarımız şaşırdı. Biraz önce de bahsettim ya size, kahramanlarımız ödüllerini istiyordu. Oz diyordu ki, bakın benim gerçek yüzümü gördünüz, hala bunları istiyor musunuz? Kahramanlarımız ısrarlı bir şekilde hala ödüllerini, eksik oldukları şeyleri istediklerini söyledi. Oz, sahte de olsa bunları yerine getirdi. Oz'un maskesi düştükten sonra, bir şarlatanın maskesi düştükten sonra kendi içinden şöyle bir cümle dedi. Bunu size okumak istiyorum ben.
Şarlatanlıktan nasıl vazgeçebilirim? Hele de insanlar arasında yapılamayacağı, herkesin bildiği şeyleri yapmamı isterken. Ve böylece sahte de olsa kahramanlarımıza istediği şeyi verdi. Her masalda olduğu gibi büyülü objeler, yaratıklar bu kitapta da mevcut. Kuzey cadısının sihirli öpücüğü, hızlı giden gümüş ayakkabılar, altın şapka ve uçan maymunlar. Bunlar kitapta gördüğümüz büyülü yaratıklar ve objeler. Bunlar her masalda ya da her büyülü öyküde olan şeyler. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim farklı bir konu var. Üç sembolizmi. Kitapta sürekli üç sembolizmi vurgulanan bir olay. Ben bunlar hakkında birkaç tane not aldım. Yani çok fazla var, ezberden söyleyemeyeceğim bunu. O yüzden sizlere biraz okuyayım. Hatırlarsanız Dorothy'nin bir yere gitmek için gümüş ayakkabıları 3 kere vurması, kanatlı maymunları yöneten altın şapkanın 3 dilek hakkı tanıması veya 3 farklı yerde yaşayan halkın temel 3 renkte giyinmesi ve bunun gibi çoğu 3 sembolizmini kullanan motifler. Şimdi aklınızda şu soru var, nedir bu 3 sembolizmi? Benim birkaç fikrim var ama ben bunu yorumda sizlerle tartışmak istiyorum. Bu yüzden yorumlarda bunu beraber tartışalım. Her masal gibi bu masalın da sonuna geldik. Tabii ki masada okuduk, inceledik. Anladığım bazı noktalar oldu, anlamadığım bazı noktalar oldu. Bu yüzden bir yetişkin olarak kaçırdığım, bir çocuk olarak yakalayamayacağım noktalar elbette olacak. Gelin beraber her iki durumdaki halimizle de yorumlarda kaçırdığımız noktaları, atladığımız noktaları tartışalım. Bu arada bir tane daha Oz videomuz olacak. Orada Frank Baum'dan bahsedeceğiz ve Oz hakkında biraz daha derinlere ineceğiz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.